Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Mübarek Ramazan ayının 3. gecesi. Allah'ın merhametinden ümit kılıp uluğ gecelerde Allah'ın beyti sarı kadem bastık. Allah basken kademlerimize hasenatlar yazsın. Bu mübarek ayının en katta ameli İslam'ın 4. rukunu bo'lmuş roza ibadetidir. Roza ibadeti bendelerge Allah Teala'nın katta nimet. Allah Teala'nın katta merhameti. Allah Teala bendelerge mehriban zat. Bendelerini azaplaştığını haklamaydı. Ramazan'ın rozası da bendeler için kanı fayda var. Şunun için Allah Teala bu ibadetini farz kılıyor. Bendelerine katta katta faydaları varlığı için farz kılıyor. Her bir Müslüman bu hakikatini kalbi buna his kılsın. Ramazan'ın rozası benim için Allah'ın nimeti. Allah'ın rahmeti, merhametidir. Ramazan'ın rozasındaki faydalarını bilse bunu elbette tasdiklaydı. Ramazan'ın rozasında çok faydalar var. O faydalardan biri ruhi faydadır. Roza tutuyan bende ruhi faydalarga erişer. İnsan hem cisim hem ruhtan ibarettir. Cisim özünün nasibesini algan edik, ruh hem özünün nasibesini alış gerek. Ruhi faydanı Ramazan rozası farz kılıyan ayet-i kerimeden düşünüp alsaydı burada. Allah Teala dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Ey iman getirenler! Sizlerge avvalgi ümmetlerge farz kılıngan edik, roza farz kılındı. Şayet takvadar bulsengiz. Rozanın en katta hikmet, en katta ruhi faydasıdır. İnsan takva melekesine ege bulmagunca közde tutulgan, maksat kılıngan insandık bola almaydı. Her bir insan takvadar buluş gerek. Takva Allah Teala'nın bütün mumun Müslümanlarına buyruğudur. Kur'an-ı Kerim'de köp caylarda Allah buyurgan. Usiz hiç nesine erişip olmaydı. Takvanı biz Ramazan'ın rozasında topamız. Takva degen nima? Onun köp tarifleri var. Bir tarifi Allah Teala buyurgan işini kılış, kaytargan işten kaytış. Rozada
Ana şu düşünce var mı yok mu? Var. Allah Teala yemak içmak şahvetten kündüzü kaytardı. Allah Teala'nın yoksa kaytargeni için ben de şu amelini becerdi. O şu amelini becerdi. Roza tutuşke büyürdü. Ne gedemezden roza tuttu. O amelini becerdi. Takvani tarifiye doğru geledim mi? Doğru geledim. Allah büyürdü kılıyordu. İkkilenmeydi. Bahane izlemeydi. Buna kıydım, buna kıydım, bu yağımı ağrı yaptı, bu yağımı ağrı yaptı. Karnım tez açadı. Mezzem yok. İrke doymen. Bahane sığmaydı. İzlemeydi bahane. Belki roza tutuşluk için bahane izleydi. Allah Teala'nın buyruğu borgenliği için. Takvanın yana bir tarifi mehafetullahi fi sirri vel alim. Sirren ve aşkara Allah Teala'dan korkuş. Sirren ve aşkara korkuş diyen ne diyen? Sirren hiç kim korumaya yaptı? Hiç kim? Hiç kim yok. Aşkara diyen, aşkara diyen adamların adını. Hemen korktuydu. İkala halette hem Allah Teala'dan korkar. Mana bu büyük fazilet. Bugünkü günde bütün insaniyet muhtaç bo'lgan fazilet. İnsaniyet o'zi yolg'iz bo'lganda hem Allah'tan korksa, odamlarning ichida bo'lganda hem Allah Teala'dan korksa, yeryüzde cinayet bo'lmaydi. Cinayet bo'lmaydi. Agar ana shu tushuncha o'zining joyini olsa, yeryüzde cinayet bo'lmaydi. Chunki inson Alloh meni ko'rib turibdi. Qanday qilib gunoh qilaman deydi. Ro'zada ana shu tushuncha bor. Odamlarning ichida qaysi ro'zador ro'za tutgan odam yeb ichib qo'yadi? Ko'rgansizmi? Yo'q uni qodim. Yolg'iz bo'lgandachi, yolg'iz bo'lganda ham yeb ichib qo'ymaydi. Hozir hech kim ko'rmayapti-ku. Mana taom, mana ichimlik. Hech kim ko'rmayapti-ku, ichib olsam bo'laveradi. Ha, taomni ozgina yeb olsam bo'laveradi. Degan musulmon bormi? Yo'q. Hiç kim görmeyipti, yese bana diyor, yemeydi. Nega? Allah körüp durup de diyen düşünce var. Yani şu korku var, yalnız bugün de hem Allah Teala'dan korku var. Bu faziletini roza tutken adam hızkılar. Roza tutken adam bu faziletke erişer. Şu halet takrar olsa tabiatı yani şu hulk urnaşıp oladı. Allah kuru yaptı. Bendeler kurması ya. Dedi, o günah kıladı mı? Yok. Kılar mıydı? Rozadaki en katta fayda şu. Allah Teala ayette o zeyt buyu. En katta fayda takvadar buluş. Bir adamni bu adam takvodor desa odamlar u odamga boshqacha qaraydigan bo'lib qo'ygan. Xuddi haligi boshqacha odam bu. Degan ma'noda qaraydigan bo'lib qo'ygan. Yo'q. Har bir oddiy musulmon, mu'min takvodor bo'lish kerak. Yolg'iz bo'lganda ham Alloh taolodan qo'rqadigan, odamlarning ichida bo'lganda ham Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lish kerak. Har bir musulmon bo'ldi, yer yuzda yomonlik bo'lmaydi. Ana shu fazilatni, ana shu go'zal xulqini bandada
paydo qilish uchun Alloh taolo ro'zaga buyurdi. Bu malakani hosil qilishlik uchun boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun Alloh buyurgan. Ramazon oyi chiqib ketdi. Taqvo hosil bo'ldimi sizda? Har kim o'ziga savol bersin. Menda taqvo hosil bo'ldimi? Xudodan qo'rqadigan bo'lib qoldimmi? Agar hosil bo'lgan bo'lsa, Ramazonning eng katta hikmatiga erishdi. Ana uni izlashimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Dedilar: "Anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam su'ila an kathrati ma yudkhilu an-nas al-janna." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Nimani so'radilar? Odamlarni jannatga eng ko'p olib kiradigan amal qaysi amal? Deb so'radilar. Nabi sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Taqvallohi va husnul xulq." Alloh taologa taqvo qilish va go'zal xulq dedilar. Ana shu ikkita fazilat odamlarni ko'p jannatga kirgizadigan amal. Shu ikkita fazilatga musulmon odam erishsa bo'ldi. Hamma yo'li isloh bo'ladi. Chunki taqvo Alloh bilan bandasining o'rtasini isloh qiladi. Bandasida Allohning nazdida muammo bo'lmaydi. Go'zal xulq insonlar bilan insonlarning o'rtasini isloh qiladi. Bo'ldi. Uni hamma tarafi isloh bo'lgan. Hamma tarafi tuzatilgan. Ana shu ikkita amalga musulmon odam intiladi, harakat qiladi, paydo qilish. Roza ibodatining yana bir katta foydasi bu ijtimoiy foyda. Ro'zador odam ijtimoiy hayot kechiradi. Ijtimoiy hayot degani nima? Ijtimoiy hayot jamiyatning ichida yashaydi. Jamoatning ichida yashaydi. Ro'za ibodati jamiyatda tenglikni paydo qiladi. Birodarlikni paydo qiladi. Rahm shafqatni paydo qiladi. Mehr oqibatni paydo qiladi. Boy odam kambag'allarni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. Boshqa payt qaramaydi unga. Roza ibodati bilan shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun men so'zimni avvalida aytdim. Roza ibodatida koni foyda bor. Foydaning koni bor, koni. Agar rozamiz haqiqiy roza bo'lsa, risoladagidek roza bo'lsa, boy kambag'alni bu mening birodarim deb yashaydigan qilib qo'yadi. Bu ijtimoiy foydasi. Roza ibodatining yana bir foydasi nafsni o'ldirish uchun, nafsni sindirish uchun xizmat qiladi. Nafs shunaqa insonning ichidagi quturgan narsa. Nafs nihoyatda sarkash, itoatsiz, bo'yinsinmaydigan narsa bo'ladi. U hamma azobga chidadi. Nafsni Alloh taolo azobladi, hamma azobga chidadi. Yo'lidan qaytmadi. Axir Alloh taolo nafsni ochlik bilan, chanqoqlik bilan azobladi.
Nafsga Alloh taolo dedi, sen kimsan, men kimman? Nafs aytdi, sen Rabbimsan, men sening quluyman dedi. O'sha ochlik bilan chanqoqlik bilan azoblanganda aytdi. Boshqa azoblarga buni ayta olmagan. Ana o'shanda bo'yinsindi. İnsanın nefsini terbiyesi var bunda. Nefs nihayete sarkış. Boyun sınmaydı. Onun ana şu azap belgende o kişenlendi, kor geçirdi. O azap geçirdi olmadı. Mücahedetun nefs değil, nefs bilen kureşiş. Nefsin hakşları bilen kureşiş, bu İslami talimatlarından her bir mu'min Müslüman nefsi bilen kureşsin. Mening nefsim baladır, yanar o'tga saladır. Nefsinin arkasından ketavermaydi. Nefsini jilovlashga o'rganadi. Nefsini terbiye qilishga o'rganadi. Uni qiynash bilan qo'lga kiritiladi. Uni azoblash ana shu roza bilan bo'ladi. Unga nafs dod deb yuboradi. Chunki nafsning eng katta ozuqasi bu yemoq, ichmoq, shahvatdir. U ozuqasidan mahrum bo'ladi. Nafsni yengishga harakat qilsin. Bir zot qassobning oldiga o'tib ketyaptilar. Qassob chaqirdi taqsir. Semiz qo'y so'yayman, olib keting go'shidan dedi. Şunda o zat, yakşı deyip, bunda ham yollarını kursalar, pulları yok ki yanında. Yanımda pulum yok ki. Muhlat bile beremen, apketörün keyin bir oras pulunu. Deseler, yakşısı nefsim gibi muhlat verip koyak alayın. Muhlatını nefsim gibi verip koyak alayın, deyip, git oraya gidiyorlar. Bu da Alam Gülistan, bana oradan karz bulmadılar. Az yine nefsini tiygendiler, cilalagendiler, karz bulmadılar. Bugün bizim nefsimiz, oho, onun hakşı, onun talepleri azapla koydu. Azap. Kıyna koydu adamları o zaman. Şu nefsimi kandıramam. Biz roza tutganmiz. Nafsimizni jilolashga o'rganganmiz. Bo'ldi jiloning, bo'ldi. Olam Guliston uning orqasidan qul bo'lib unga xizmat qilishdan qutulamiz. Nafsini tarbiya qilib asir qilgan odam bilan nafsiga asir qul bo'lgan odamning o'rtasida farq katta. Farq juda katta. Roza nafsimizni jilolashni o'rgatadi. Nafsimizni ustidan g'alaba qilishni o'rgatadi. Ana shunday ibodat. Hammasi biz uchun, bizning manfaatimiz uchun xizmat qiladi. Bizning tarbiyamiz uchun xizmat qiladi. Ro'zaning yana bir foydasi mol dunyosi bor odam ne'matda to'qchilikda yashayotgan odam ne'matning qadrini biladigan bo'ladi. To'q odam ne'matning qadrini bilmaydi. Ro'za tutsa biladi. Ozgina vaqt yemoq ichmoqdan o'zini tiysa ne'matni keyin biladi qadrini. Iftor paytida shunday suvmi choymi ichib bilasa yeb olsak nima deymiz? Ey Xudo o'zingga shukr ey deyo. Ana shu haqiqiy shukr. Ana shu shukr.
U o'sha paytda bilyapti ne'matning ne'matligini. Uni roza tutgan odam his qiladi. O'zingga shukr, yetkazganingga shukr deb o'radi. Dovushi ham uni chiqib ketadi hozir. Hammamiz boshimizdan o'tgan. Ana shu paytda butun umr och yurganlarni his qiladi. Manku bir kunga tamam bo'ldim. Yemoq ichmoq bo'lmagan uchun bir kunga. Bu butun umr kambag'allar yemoq ichmoqni topolmaganlar nima bo'larkin holi? Ularning ahvoli qanaqa? Deb o'shanda his qiladi. Ularning holini his qilish bu ne'mat. Ramazonda ana shu holatga o'tamiz, ana shu holatni his qilamiz. U biz bilgan, bilmagan foydalar, hikmatlar Ramazonning ro'zasida to'lib toshib yotibdi. Masalan, sihhiy foydasi, sog'liqqa foydasi. Bugun butun dunyo eski tabiblari bormi, yangi doktorlari bormi, butun dunyo tinmay gapiryapti. Tinmay. Nimani? To'g'ri ovqatlanish. Ovqatdan, yemoq ichmoqdan parhez qilish. Bu masala islomda 1.5 yil oldin hal qilib qo'yilgan. Ro'zador odam ana shu narsaga erishadi. Ortiqcha yuklarni tashiydi. Ortiqcha yog'larni tashiydi. Qorin o'zining joyiga qaytadi. Vaznni tashiydi. Hamma doktorlarning talabi shu. Seni kasalning ovqat deydi. Ovqat ne'mat, shu ne'mat ham kasallikka sabab bo'lyapti. Buni Alloh taolo 1.5 yil oldin hal qilib qo'ydi. Bo'ldi. Yemoq ichmoq joyida bo'lsa, bir yilda bir oy dam olsa, oshqozonlar u ichaklar u bir yilda bir oy dam olsa, ortiqcha narsalar tashiydi, hammasi joyiga tushadi. Shu 1.5 yil ichida zoti doktormi, tabibmi, musulmonmi, g'ayrimusulmonmi, birontasi roza zarar deb chiqa olmadi. Chiqdi mi? Yo'q. Kim oldiga borsangiz, yema deydi. Hammasi parhezga buyuradi. Chunki bu ilohiy buyruq. Alloh taolaning tuzib qo'ygan yo'li. Alloh taolo bu ne'matni bildirganiga shukr. Shuning uchun bu ibodatni biz sevib bajaramiz. Muhabbat bilan bajaramiz. Ixlos bilan bajaramiz. Mamnuniyat bilan bajaramiz. Xursandchilik bilan bajaramiz. Siqilib emas. Yetkizganingga shukr deb bajaramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor hammalarimizning eshitganlarimiz bilganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf ayla. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.